Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Siz bağlanırken ben ufak bir girizgah yaptım. Yaratıcılıktan konuştuk, ilhamdan konuştuk. Şimdi düşünmeyi gelişimin yolları üzerinde duracağız. Evet, en sevdiğim konuya geldik sonunda. Nasıl geliştiriyoruz? Çocuklar düşünüyorlar mı? Yani ne zaman başlıyorlar düşünmeye? Nasıl düşünüyorlar? Bizden farkları var Valla. mı? Aslında hepimiz aynı şekilde düşünüyoruz bence ama bazıları düşünme yollarını, çocuklar düşünme yollarını belki tam olarak bilmiyor olabilirler. Biraz onun üzerinde konuşmak istedim bugün. Şöyle bu konuyu çok sevdiğim için ve çok geniş tuttuğum için ilk defa normalde yayınlardan önce böyle not alma alışkanlığım falan hiç yoktur. Böyle akış doğrultusunda konuşurum ama kendimi biraz sınırladım bu sefer. Hani her seferinde Instagram yayının sonuna anca yetişiyoruz da denk geliyoruz. Bu sefer ona da denk geleceğini düşünüp biraz sınırlandırmaya çalıştım. Şimdi şöyle düşünüyorum aslında bu konuda. Bir kere düşünmenin ne olduğuyla ilgili çocuğa biraz fikir vermek lazım. Düşünmek nedir? Onunla ilgili çok fazla bilgileri yok. Yani sevdikleri şeyler de onları düşünmek gibi geliyor. Sevmedikleri şeyler de, yani hisleri de düşünce gibi geliyor aslında onlara. Düşünmenin daha çok mental bir süreçle alakalı olduğunu, mantıksal çıkarımlarla birleşerek hani oluştuğunu, zihinsel bir süreç olduğunu anlatmak lazım aslında çocuklara. Şimdi şöyle hep tanımlardan hareket ederiz ya, aslında düşünmeyle ilgili sözlük tanımı şöyle: rastlantısal ya da sistematik olarak bir fikir üretmek için geçirilen zihinsel süreç diye tanımlanıyor sözlükte. Biraz şey, çocukları bununla ilgili farkındalık kazandırmak lazım. Düşünmeye başlamadı, yani düşünme çalışmalarına başlamadan önce. Peki düşünmeyi etkileyen faktörler neler? Yani çocuklarımızda istediğimiz düşünme becerilerini geliştirmek için nelere odaklanmak lazım? Ya da bunu engelleyen faktörler neler diye şöyle biraz kafamda çevirdim. Bunları şöyle bir 5-6 başlıkta topladım. Biliyorsunuz ben hep başlıklandırıyorum önce. Tümden gelimden gidiyorum. Sonra aşağılara iniyorum. Bir kere birincisi, tabii bunların içerisinden en önemlilerinden bir tanesi de bir fizyolojik faktörlerle ilgili bir zayıflığın ya da eksikliğin olmaması lazım. Bu benim konum değil doğrudan tabii. Ama buna değinmeden de geçmek istemedim. Eğer hani duyu organları ile ilgili ya da işte verinin iletilmesi, bilginin toplanması ile ilgili bir kısıt, sınır ya da bir sorun varsa öncelikle bunu çözmek, ortadan kaldırmak ya da ilgili duyu güçlendirmek. Ya da o duyu hiç çalışmıyorsa başka bir duyuya transfer etmek, yani başka bir duyu yardımcı olabilecek diğer bir duyu güçlendirmek gerekir. Bu konuyu uzmanıyla konuşmak üzere bırakıp kendi alanlarıma biraz daha derin giriş yapayım. Evet, yani hani özel bir engeli olmayan normal çocuklarımız Evet. için konuşuyoruz biz. Ama zaten şey engel olarak düşünülen pek çok şey de aslında başka şekilde telafisi mümkün olan, hani düşünce olarak Evet. ele aldığımız zaman pek çoğu düşünceyi pek de engellemeyen konular. Dolayısıyla aslında çok Evet. geniş bir kitle için konuşuyoruz diye söyleyebiliriz. Çok geniş. Evet. Onun için işte sınırlandırmakta biraz zorlanabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Belki bir seri halinde gidebiliriz. Sadece bu konuya özel olarak. Çünkü ben hani ufak başlıklar altında topladım ama daha anlatılabilecek, bu konuyla ilgili tartışılacak gerçekten çok fazla şey var. İçeriği çok dolu bu konunun. Onun için belki bir seri düşünülebilir. Şimdi diğer faktörlerden, hani çocuğun düşünme yapısını etkileyecek, düşünmesine sirayet edecek faktörlerden bir diğeri ve en yakın olanlardan bir tanesi kültürel etkiler. Çocuğun içinde bulunduğu aile ortamı, işte kültürel ortamlar tabii ki düşünme şekline etki ediyor. Özellikle aile ve toplumun ters düşme korkusu, baskı görme korkusu, düşünme yollarını etkileyen ya da düşünme genişliğini etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bu genellikle ön yargı içeren düşüncelerden oluşuyor. Yani çocuk o öğretilmiş ön yargı içeren kalıplaşmış düşüncelerin dışına çıkamadığı için kendi kısır döngüsü ya da işte etrafında sınırlandırılan kısır döngü etrafında dönüp duruyor. Ne yapılabilir bu tür durumlarda, bu tür çocuklar için? Çünkü karşılaştığımız şeyler bunlar. Yani ailenin bir öğretisi oluyor ve o öğretinin dışında düşünme alışkanlığı gelişmemiş oluyor. Hatta
Hatta daha küçük çocuklarda işte annem kabul etmez, babam kabul etmez, annem kızar baba, ama biz böyle düşünmüyoruz. İşte bizim ailemiz böyle kabul etmez gibi şeyler oluyor. Elbette bir aile kuralı olacaktır ama bahsettiğim şeyler bunlar değil. Zannediyorum verdiğim mesaj anlaşılabilir. Tam olarak bunlardan bahsetmiyorum. Bu konuda ne yapılabilir? Bir kere çocuğa eleştirel ve bilimsel düşünme becerisinin yolları kazandırılabilir. Bu kısıtı aşmak için. Burada Ya aslında çocuğun kendi çerçevesinden, yani kendi gördüklerinin ötesine geçebilme yetkinliği edinmesi gerekiyor değil mi? Kendi düşünceleriyle daha özgür olarak sadece gördüklerinden çıkardığı sonuçları taklit etmesinin ötesinde özgün düşünce üretebilmesi, kendisine öğretilmiş olan kalıpları da yeri geldiğinde sorgulayabilme yeteneği gerekiyor. Evet, aynen öyle. Yani bilgiyi olduğu gibi verildiği şekilde kabul etmekten öte, onu sorgulayıp, düşünüp, esnetip arasında diğer bilgilerle arasında mantıksal çıkarımlar ve bağlar kurabilme becerisinin gelişmiş olması gerekiyor. Yoksa doğrudan verilen bilgiyi ezbere düşünen bir çocukta düşünme becerisini geliştirmekten söz edemeyiz. O genelde öğrendiğini veriyordur, yani aldığını veriyordur karşıya. Halbuki aldığımızı bir süreçten geçirip kendi veri bankamızda işleyip ondan sonra aktarmamız demek aslında düşünme. Bu tür çocuklarda, yani böyle bir kaplanmış çocuklarda bu bilinci geliştirmek için ne yapılabilir? Bahsettiğim gibi eleştirel ve bilimsel düşünmenin basamaklarından başlanabilir. Şimdi nasıl yapabiliriz? Genellikle yayınlarda hep işte tavsiyeler veriliyor, durum tespitleri yapılıyor ama aileler nasıl yapacaklarını bilmedikleri için verdiğiniz mesajlar ailelere çok ulaşmıyor. Özellikle bu tür yayınlarda hani somut olarak örnekler göstermek istememin sebebi bu. İşte kavanozlar getirmemin, işte şunları söyleyebilirsiniz dememin sebepleri bunlar. Ailelere o aşamaya geçiş için bir kapı açmak lazım. Bir başlangıç yapmaları için fikir vermek lazım. Aileler bu fikirleri alacaklardır ve kendi çocukları için, kendi yaşam deneyimleri için zenginleştirip kendilerine uyarlamanın yolunu bulacaklardır mutlaka. Bir çocukta eleştirel düşünme becerisini nasıl geliştirebiliriz? Bir kere soru sorarak başlayabiliriz. Ama nasıl sorular sormamız lazım? Yani sürekli neden, niçin sorularıyla aynı sorular etrafında döndürmek çocuğa çok bir şey kazandırmaz. Çünkü genellikle çocuklar işin kolayına kaçmayı tercih ediyorlar. En az düşünecekleri, en az kendilerini yoracakları, İstemedikleri bir konuda konuşuyorlarsa en az yoluna girecekleri yolları tercih ediyorlar genellikle. İşte o kaçamak cevapların önünü kesmek için daha geniş düşünebilecekleri sorular sormak lazım. Mesela aklıma şöyle örnekler geliyor. Sence aşağıdaki sorulardan, cümlelerden hangisi mantıklı? Aşağıdaki konulardan hangisi mantıklı? İki tane örnek verebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi şöyle olabilir. İşte ikinci el bir araba aldım. İlk sahibi doktordu. Araba çok temizdi. Doktorların arabaları genelde çok temiz olur diye bir çıkarım yaptığımız bir cümle mi doğrudur? Ya da işte bugün mesela hava güzel. Açık havalarda karşıdaki gökdelenin tepesini görebiliyorum. Yarın da hava açık olacak. O zaman yarın da karşıdaki gökdelenin tepesini görebilirim. Sence bu iki cümle arasında hangisi mantıklı gibi seçim yaptırılabilir çocuğa? O zaman hani nesnel ve öznel olarak bakabilmeyi hani ön yargıdan ya da kişisel yargıdan bağımsız olarak bir bilgiyi, veriyi değerlendirebilmeyi gösterebiliriz çocuğa. Bir başka örnek şöyle olabilir mesela eleştirel düşünmeyle ilgili bir hani aşama, bir adım atabilmek için. İşte sana X bir çikolata, X markalı bir çikolata verdim ve bu çikolatanın markası dünyadaki en iyi çikolata markası. Bundan daha iyi bir çikolata markası yok. Peki bunun gerçekten dünyanın en iyi çikolatası olduğuna inanmak için, bu verdiğim bilgiye inanmak için bana ne tür sorular sorarsın? Hangi bilgileri benden vermemi istersin? Gibi biraz daha irdeleyebileceği, çocuğun kendi kendine o konuyu zihninde evirip çevirmesini sağlayabileceği sorularla yaklaşmak gerekir. Aslında burada düşünmekten çok doğru düşünmeyi kastediyoruz bu durumda değil mi? Yani hani... Yoksa düşünmek, hayal kurmak, herhangi bir mantıklı, tutarlı olan ya da olmayan düşünce üretmek değil. Mantıklı, tutarlı, işte çıkarımları doğrulamaya çalışan, bir çıkarımın doğru olup olmadığını anlamaya çalışan
pozitif bir düşünce şekli oluşturmak bahsettiğimiz bu durumda. Evet, tabii kendi içerisinde bir şeyi olan, sistematik yapısı olan, yani bir oradan bir buradan bir buradan çekmediği ve içerisinde tutarlı, kendi kendine çelişmeyen tarafların olduğu bir düşünme yapısından bahsediyoruz. Ama şöyle şeylerle de çok karşılaşıyoruz Mustafa Bey. Yani çocuklara bir konuyla ilgili fikir sorduğunda karşıdan hiçbir şey alamadığınızı da görüyorsunuz bazen. Belki çocuk kendi içerisinde düşünüyor, belki hani bir bağlantı kurmaya çalışıyor ya da belki gerçekten hiçbir şey düşünemiyor. Genellikle şöyle oluyor, boş bir kağıt verip çocuklara bir konuyla ilgili fikir yazmalarını istediğinizde bazı çocukların kağıdının bomboş olduğunu görüyorsunuz. Yani ne kadar üretse de, zihninde üretse de ürettiği şeyi anlamlandırıp dökemediği için, ifade edemediği için o da aslında düşünmenin basamaklarından birinin eksik olduğunu gösteriyor. Çok hani etraflı olarak çocuğa bunları kazandırmak lazım aslında. İfade edemediğimiz, ortaya koyamadığımız şey aslında bir süre sonra silinip gider. O düşünme basamakları tam olarak da gerçekleşmemiş demektir. O açıdan bu kısmı da önemli. Yetişkinlerden aslında ayrılan kısmı bu tarafı. Yetişkinler düşündüklerini daha rahat anlatabiliyorlar. Ve doğru da düşünse, yanlış da düşünse diliyle ifade edebilmesi çok kolay ama çocuğun öyle olmuyor. Dinine birçok şey dönüyor ama ifade etme noktasında çok zayıf kalıyor ya da yanlış yola kayıyor söylediği şeyler. Aslında onu düşünmüyor ama söylediklerini tam olarak anlatamıyor demek istediğini. Yani burada Bunu söyle. sorun daha çok parçaları bütünleştirememek, düşünceyi kafasında netleştirememek mi? Yoksa aslında düşünüyor, kafasında bir takım algılar, olgular var. Bunu aktarmakta mı daha çok zorlanıyor? Yani ikisinde de sıkıntı oluyor. Çocuktan çocuğa değişiyor bu. Bazen sadece ifade etmekte zorlanabiliyorlar. Gerçekten hani zihninde çok fazla çevirdiği şey oluyor. Bazen de zihninde kurabildiği bağlar zayıf oluyor. Yani verili şeylerle ancak düşünebiliyor. Onu genişletemiyor zihninde. Bazen verili şeylerin üzerinde yorum yapamadığını görüyoruz çocukların. Bu her çocuğun kişisel yapısıyla işte hani getirdiği geçmişiyle, ilgi alanlarıyla, ailenin ilgi biçimiyle, kendini fark ediş biçimiyle alakalı aslında bakarsanız. Ama hani çocuktan çocuğa çok değişen örnekler bunlar. Dolayısıyla geniş bakmak gerekiyor. Yani çocuğumuzdaki bu eksikliğin ne olduğunu fark etmek gerekiyor. Bu eleştirel düşünmeyle ilgili aslında önemli bir şey var. Sınıflandırma sistemi var. Belki ona şimdi girmek çok doğru olmayabilir ama sadece kısaca bahsedebilirim. Bu eleştirel düşünmede Bloom taksonomisi ne biliyorsunuzdur. Bu eğitmenlerin çok kullandığı bir şeydir. Özellikle derslerde. Burada 6 tane temel yapıdan söz edilir. Bunlardan bir tanesi eleştirel düşünme için gerekli basamaklardan bir tanesi bilgi. Bir diğeri anlama, yani kavrama kısmı. Bir diğeri uygulama kısmı. Daha sonra analiz, değerlendirme ve sentez gelir. Bu sırayla eleştirel düşünme basamaklarına giriş yapıldığını anlatır Bloom taksonomisi. Çok kısa bahsedeyim, ondan sonra hemen diğer şeylere geçelim, konulara geçelim. Bir kere bilgiyi kavrayabilmek için, bilgiyi edinebilmek için temel sorulması gereken sorular çok net, basit ve en temelde bildiğimiz şeyler. Ne, kim, ne oldu, ne zaman gibi temel 5'en 1 kat soruları aslında. Bunun ardından biz burada kalıyoruz genelde. Yani bizim eğitim sistemimiz genelde bu kısımda kalıyor ya da en fazla anlamaya geçiyor. İkinci söyleyeceğim kısma geçiyor. Bu 2 basamakta dönüp dolaşan bir sistemimiz var. Diğer 4 basamağı da işin içine dahil edersek aslında çocuklar da otomatik olarak bunu geliştirebileceğiz. İkinci basamak olan anlama kavrama basamaklarında da yeniden ifade kısmı önemli. Pardon. Yeniden ifade kısmı önemli. Mesela bir durum, bir olgu, bir bilgi. Bunu kendi cümlelerinde yeniden anlatabilir misin? Kendini tanımlayabilir misin? Yani bu parafraz denilen şey, bir başkasının düşüncesini kendi algıladığı ve anladığı biçimde yeniden anlatmasını istemek. Buralarda da işler karışıyor çocuklarda. Aslında anlamış olsa bile aynı şeyi, aynı konuyu yeniden ifade ettiğinde anlattığı şey başka bir şeye dönüşüyor. Söylemek istemediği ya da düşünmediği bir şeye dönüşüyor. Aslında burada ezberleme mi yapılıyor, doğru anlama mı yapılıyor yoksa Evet. yalan yanlış bir şey mi anlaşılmış? Buradan anlamak mümkün değil mi? Hani Tabii, evet. Sorular onun için önemli. birebir tekrar ettiği zaman ezberledi mi, anladı mı onu anlamayız. O yüzden kendi ifadesiyle onu tekrar İfade. edebilmesi önemli.
eğer kendi ifadesiyle anladığı anlaşılır bir şekilde tekrar edebilirse aslında gerçek anlamanın gerçekleşmiş olduğunu fark ediyoruz. Eğer Ama akla bunlar ritem bozulursa o zaman doğru anlamadığını anlamış oluyoruz. Doğru anlamadığını da anlayabiliriz. Bunu test edebilmek için birkaç defa denemesine müsaade etmek lazım. Her zaman doğru anlamadığını göstermiyor. İlk birkaç denemede, yani çocuklar bunu ilk defa yapıyorlarsa, ilk birkaç denemede anladığı halde aktarma şeklinde sorun olabiliyor. Yani hangi kelimeleri ve hangi cümleleri doğru seçebileceğini zihnen tahayyül edemediği için ifade öyle bir yere kayıyor ki aslında anlatmak istediği şey o değil. Ama ifadesi yetersiz geliyor. Bunları işte tecrübe etmek biraz zaman isteyecek. Yani çocukların her seferinde ya da ilk seferinde birkaç kere de ilk birkaç denemesinde bunları yapabilmesini beklememek gerekiyor. Bunlar biraz zamanla ve tecrübe ettikçe gelişen beceriler. Dolayısıyla zamana yaymak lazım. Yani işte aileler ya da eğitmenler bu çalışmaları hayatlarının içerisine kattıklarında hemen sonuç almak istemeleri çok mantıklı olmaz. Bazen birkaç ay, bazen bir yıl bile bunun üzerinde çalışmak gerekebiliyor. Çocuktan çocuğa da değişiyor bu. Çocuğun tabii beyni de gelişmeye devam ediyor bu sırada. Tabii. Hani bunları yaptıkça aslında bir bakıma oradaki beynindeki bağlantıları oluşturması, geliştirmesi, yaptıkça daha yetkin hale gelmesi o yapıların. Yani aslında beyninin fiziksel olarak bu doğrultuda olgunlaşmasını da sağlamış oluyoruz bu antrenmanlarla. Tabii. Yani bu tür çalışmaları mesela ben okulda çok yaptım ve sadece 3,5 ay ifade üzerine çalıştığımı biliyorum. Düşünme, dinleme, dinlediğini anlama, anladığını ifade edebilme üzerine çalıştığımı biliyorum. Biliyorum ki çocuklarda bu potansiyel çok var, bunu yapabilecekler. Ama bunu içselleştirmeleri ve uygulamaya dökmeleri çocukta zaman alıyor. O zamanı müsaade etmek lazım. Acele ettirmemek ve hani sindire sindire bunu yapabilmeyi öğrenmek lazım. Yani bunu şöyle düşünmek Burada bir lazım. şey sorayım. Belki Tabii buyurun. izleyenlerimizin de merak ettiği bir şey olabilir. Buradaki gelişmeyi nasıl gözleriz çocukta? Yani hani 3 ay 4 ay alabildiğini söylediniz. Ama böyle olmayıp olmayıp hani aynı seviyelerdeymiş gibi gözüküp sonra birdenbire mi açılan bir şeydir? Yoksa böyle kademe kademe yavaş yavaş geliştiğini gözleyebilir miyiz? Nasıl oluyor genelde çocuklardaki gelişim süreci? Yani bazen birdenbire açıldığını da görebiliyorsunuz. Yani çocukta böyle bir birikim gibi oluyor. Hani böyle kutunun içerisine koyuyorsunuz. O bir süre sonra kendiliğinden patlamaya başlıyor. Bazen bazı çocuklarda böyle oluyor. Bazı çocuklarda da aşama aşama ilerlediğini görüyorsunuz. Zaten o ilerlemeyi fark edersiniz. Benzer sorular sorduğunuzda burada ben şöyle ölçüyorum genelde. Bu işin ölçme ve değerlendirme kısmı da önemli tabii. Genelde şöyle ölçüyorum. Aynı şeyleri Bağlantıda bir takılma oldu sanırım. Bir takıldık. Şimdi geldi mi acaba yayın? Şimdi geldi sanırım. Duyabiliyor musunuz? Sesiniz geldi. Görüntü donmuş durumdayız. Evet, zannediyorum geldi. Tamam. Buyurun. Nasıl ölçüyoruz konusunu konuşuyorduk. Evet, bağlantı dondu sanırım. Bir ara bağlanabilir gibi olduk tekrar ama. Elif hocamız yayından düştü sanırım. Şimdi birazdan yeniden bağlanacaktır diye tahmin ediyorum. Bir bekleyelim bakalım. Evet, çocuklarda düşünme sürecinin oluşumu, gelişimi üzerine konuşuyorduk. Ve bunun işte aşamaları olduğundan bahsettik. Önce bilgiyi alabilme, onu anlayabilme, sonra kendi ifadesiyle ifade edebilme.
Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bu Düştük galiba. gelişim sürecinin ölçümünü nasıl yaparız? En son onu konuşuyorduk. Siz düştüğünüzde ben kısa bir özet geçtim tekrar. Buyurun, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ben genellikle şöyle değerlendiriyorum. Bunun tabii hani yazılı ya da bir ölçmeli değerlendirmesi de olabilir ama bunu aileler ya da öğretmenler kendi etkileşimleriyle ölçmek isterlerse belli periyodik zamanlarda daha önce konuştuğumuz benzer soruları sorarım. Ve ya not alırım daha önce verdikleri cevapları ya da zihnimde tutarım. O cevaplarda gelişme, ilerleme ve ifadenin genişleme şekli nasıl? O zaten size fikir verir. Çocuğun kendini ifade ediş biçiminde düşünme basamaklarındaki gelişimi zaten gözlemleyebilirsiniz. Ve çocuğun ifadedeki kendine güveni hal dilinden de aslında anlayabilirsiniz çocuktaki gelişimi. Hani nesnel bir değerlendirme kriteri bu olabilir ama bu zaten çocukta zaman içerisinde anlaşılıyor. Bir başka bu Bloom taksonomisinden bahsetmiştik. Şöyle bir kısa özet geçersek eleştirel düşünmeyle ilgili. Bu anlattıklarım ifadeyle ilgili, yani anlama kavramayla ilgili kısmıydı. Bir de uygulama ile ilgili kısmı var. Bu da öğrendiği bir konuyu ya da bir fikri bir başka şeye uygulayabiliyor mu, dönüştürebiliyor mu onunla alakalı. Genellikle bununla ilgili sorularda şunlar olabilir. Başka bir örnek verebilir misin? Sen olsaydın nasıl davranırdın? Neler yapardın? Gibi örnekleme soruları olabilir. Ya da şöyle bir yöntem izlenebilir. Bir masalı ya da bir hikayeyi farklı şekilde devam ettirmesi istenebilir. Alışkın olduğumuzun dışında. Mesela kırmızı başlıklı kız masalında kırmızı başlıklı kız yerine kötü kalpli bir cadı olsaydı bu masal nasıl ilerlerdi? Bu masalı yeniden kötü kalpli cadı kahramanına göre aynı olaylarla yazar mısın şeklinde. Bu da biraz hani uygulama yönünü geliştirecek bir yöntem olabilir. Bunun yetişkinlerde de eksikliğini çok ciddi gözlüyorum ben de aslında. Ben daha çok yetişkinlerin eğitimiyle çok uzun zamandır uğraştığım için teknik konuların eğitimi. İnsanlar mesela şunda çok zorlanıyorlar. Laboratuvar ortamında, laboratuvar şartlarında örnek veriler üzerinde bir çalışmayı yapıyorlar. Orada anlıyorlar, yapabiliyorlar. Ama onu alıp kendi ortamlarında uygulamak konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Mesela diyelim ki Excel'de bir konuyu nasıl yapılacağını öğrenecek. Kendi verisiyle değil de örnek bir veri üzerinden uygulamasını gösteriyorsunuz. Orada yapabiliyor. Ama dönüp kendi verisi üzerinde, şirketindeki kendi verisi üzerinde onu uygulamaya kalktığı zaman sorun yaşayabiliyor, oraya aktaramayabiliyor. Yani hani çocuklukta bu yetkinliğin gelişmesi aslında gelecekte de öğrendiği şeyleri hayatına uyarlayabilmesi, uygulayabilmesi açısından şu uygulama kısmı çok kritik bir aşaması gibi gözüküyor. Onu yapmayı, o yetkinliği edinmemiş olarak büyürse hani hayatında da pek çok noktada uygulamaya geçmeyle ilgili sorunlar yaşayabiliyor. Tabii aslında burada konuştuğumuz her şey çocuklukta bir çocuğun kişisel gelişimiyle ilgili yapmaya çalıştığımız her faaliyet yetişkinlik için yatırım aslında bakarsın. Yani çocuklukta yaşanılan her türlü olumlu gelişim yetişkinliğe açık ara farklı başlamak demek. Biz birçok şeyi hani bu kadar her şeyin farkında olunan bir ortamda büyümedik tabii ki hani şartlar ve zaman farklıydı. Birçok şeyi yetişkinlik hayatımızda, iş yaşamımızda fark edip geriye dönüp onları kapatmak için de zaman harcadık. Aslında bu zamanı daha küçükken ayırsaymışız, şimdiye başka şeylerle uğraşabilmek için vaktimiz olabilirdi. Dolayısıyla çocukluk yaşında, yani akademik bilgi her zaman söylüyorum çok önemli ama bunun dışında çocuğun kişisel gelişimiyle ilgili yapılacak olan çalışmalar çok elzem ve hayati artık bundan sonra. Yani 21. yüzyıl becerileri çocukları bunlara sürükleyecek ve bu çocuk hayatının ayrılmaz bir parçası olacak. Buna mecbur artık bütün çocuklar ve anne babalar bence. Hemen şu Bloom taksonomisini kısaca geçip özetleyelim. Diğer başlıklara geçelim ki vaktinde bitirebilelim. Uygulama kısmında bahsettiğim şeyler yapılabilir. Bir de analiz var. Bu fikir ne yönden
benzer ne yönden farklı diğer fikirlerle? Bu fikirle ne yapabiliriz mesela? Bir başka, ya da bunu yapmasaydık ne olurdu ne olmazdı? Bu da önemli bir kısım, analiz kısmında. Yani çocuğun bir konuyu, bir fikri, bir durumu, bir olayı yorumlaması için bu sorular gerçekten kilit sorular. Bunları ailelere tavsiyem ya da eğitimcilere tavsiyem, çocukları mutlaka örnek olaylar üzerinden sorsunlar. Bir başka kısım olan değerlendirme kısmında ne tür sorular sorulmalı, nasıl bir çalışma yapılmalı, bu konuya ilişkin ya da bu olaya ilişkin daha iyi bir çözüm olabilir miydi? Daha iyi bir çözümümüz olabilir mi? Bu çözüm yeterince işe yaradı mı? Yani çözülmüştür ama daha iyisi var mıydı? Yeterince işe yaramış mıydı? Fikrimizi doğrulamak için delillerimiz nelerdi? Fikrimizi yanlışlamak için delillerimiz nelerdi? Yani olay açıklığa kavuşmuş olabilir, her şey çözümlenmiş olabilir ama onun doğrulanma ve yanlışlanma derecelerini de yeniden bir değerlendirmek, analiz etmek lazım. Bu çocuğun zihnini o konuda açacaktır. En son kısımda da az önce bahsettiğim gibi sentez ve transfer kısmıydı Bloom taksonomisindeki sıralamalardan sonuncusu. Bu da burada da işte bu bilgi bizim ne işimize yarayacak, nerede kullanırız, neye dönüştürebiliriz gibi bir son artık özetleme ve o bilgiyi, o çıkarımı bir başka yere de transfer etme, dönüştürme, bağ kurma anlamındaki son adım. Buradan sonra artık yaratıcılığa geçiş yapmasını bekliyoruz çocuğun. Tabii bunları yaparken de böyle soyut düşünce değil de somut örnekler üzerinde çocuğun anlayabileceği, yaşına uygun örnekler üzerinden yapmak gerekli herhalde. Tabii elbette. Yani her yaş için uygulanabilir. Az önce bir tane soru geldi galiba, kaç yaşında başlamak lazım diye. Çocuk konuşmaya başladığından itibaren bunlar yapılabilir ama yaşına göre tabii. Hani her basamakta, her yaşta sorulabilecek sorular, çocuğun düşünmeye yönlendiriliş biçimi elbette yaşına uygun seviyede, basitlik ve zorluk seviyesinde olmalı. Ama benim her zaman şöyle bir önerim var ve şöyle bir yöntem, kendi çocuğum için de, okuldaki çocukların için de her zaman bir tık zorlamaya meyilli olmak lazım. Yani sadece kendi seviyesinde değil de bir tık üstünü bir denemek lazım. Çünkü çocuğun gelişimine ne kadar açık olduğunu kestirebilmenizin yolları bunlardır. Zorlamaktan çekinmemek lazım. Kaldırabileceği yük vermek lazım. Orada kritik nokta kaldırabileceği yük muhtemelen. Yani eğer çok aşırı zorlarsak çocuğu işte hayal kırıklığı, anlayamama, çaresizliğe sürüklemek mümkün. Ama kolayca yapacağı şeyler sürekli yaparsak da o zaman ben zaten biliyorum, benim bildiğim şeyler yeterli. Hani kendi kendimizi kandırmış oluyoruz bir bakıma. Aynen öyle. Ufak bir zorlamayı sürekli olarak yaşatmamız lazım ki gelişmeye devam etsin. Tabii zaten ufak ufak zorlanmaktan kendileri de hoşlanıyorlar. Yani burada işte kilit kelime bir tık. Hani çok meşhur ya artık bu. Herkesin kafasındaki o bir tık ölçüsü var. O bir tık zoruna uğratmak lazım çocuğu. Aksi takdirde bildiği şeylerin içerisinde dönüp dolaşınca da bir anlamı kalmıyor. Bu genellikle şimdi piyasadaki ara sınıflar için test, akademik bilgiyle birleştirirsek ara sınıflar için test kitaplarında aynı şeyi yaşıyor çocuklar. Çözüyor çözüyor aynı şeyi, çözüyor çözüyor aynı şeyi, onun için zevk almıyor. Ama hani kendindeki gelişimi fark eden ve gelişmeyi seven çocuklar yaptıkça bir adım, ufak bir adım üstüne adım atmayı, ufak bir adım üstüne yapabildiğini görmekten haz duyarlar. Bu da onların gelişim kapısını aralar tabii ki. Onun için buna müsaade etmek lazım. Yani çok da korkmamak lazım. Aman çocuğa çok mu yükleniyoruz falan diye. O dengeyi tutturmak gerekiyor tabii. Bu düşünmeyi etkileyen faktörlerden bahsediyorduk. Bunlardan bir diğeri duygusal nedenler oluyor çocuklarda. Ve bunlar genellikle çocukların düşünme süreçlerini en çok etkileyen faktörlerin başında geliyor. Hislerine kapılmak. Genellikle hisleriyle hareket ediyorlar. Yani düşünceyle hissi çok ayıramadıkları için özellikle bu yaşlarda, hatta belki ergenlik sonrası 18-20 yaşa kadar olan dönemde hislerle çok hareket ediyorlar. Burada şöyle bir ayrıma varmak lazım. Bir kısım karamsar düşünen, bir kısım da olumlu düşünen diye ayırırsak çocukları. Karamsar düşünmek de doğru değil. Ama her zaman olumlu düşünmenin de bazı handikapları olabiliyor. Burada bir gerçeklik algısını yakalaması lazım çocuğun. Sürekli karamsar düşünen çocuklar bu sefer düşüncelerindeki verimliliği kaybediyorlar. Yani yaratıcı düşünebilme ya da etraflı düşünebilme
alışkanlıklarını geliştiremeyip bir kısır döngünün içerisinde oluyorlar. Ama bazıları da var ki sürekli olumsuz düşünüp gerçek hayattan kopuyorlar bu sefer. Bu da çok mantıklı bir şey değil. Böyle bir öğrencim var mesela. Çok mutlu, yani harika bir şey, çok takdir ediyorum gerçekten. Çok mutlu, bütün her şey onun istediği gibi gidiyor. Bütün olaylar harika. Öyle bir düşünce yapısı var. Ama gerçeklerden de kopuk yaşıyor bir süre sonra. Yani aslında gerçek durum o değil. Ona da bir bakması lazım. Olumlu düşünmek çok harika bir özellik gerçekten. Bunun bazen de biraz verili bir özellik olduğunu da düşünüyorum. Herkes bunu çok başaramıyor. Ama bu ayarı da tutturabilmek lazım. Yani gerçekle pozitif düşünmeyle gerçekliği birazcık hani dengesini tutturabilmek lazım. Bunun Orada için belki şey duygu durumunun gerçek etkisi niye varlar duygular ona baktığımız zaman aslında beynin temel bir karar verme mekanizması olarak da kullandığını görüyoruz duyguları. Hani tabii. duygulara kapılmamak gerekli vesaire diyoruz ama mesela duygu sistemleri bozulan insanlar hiç karar veremez hale geliyorlar. Yani nesnel bilgileri bir araya getirmek karar vermek için yeterli olmuyor. Oradaki duygu durumu da Evet. etkili. Ama tabii bir duygu durumu sahayla, ortamla da bağlantılı olmalı. O zaman o duygular bize ortamla ilgili aslında şeyler veriyor. Ön fikirler, uyarılar vermiş oluyor. Mesela bir Hı yerde hı. kendimizi huzursuz hissediyorsak, işte bir korku duyuyorsak ya da mutlu hissediyorsak falan, onlar aslında düşünceyi de destekleyen ve ortamla ilgili algılayamadığımız seviyedeki beynimizin analizlerinin sonuçları yukarıya doğru gelen. Ama tek yöne doğru aşırı eğilimli olduğumuz zaman o zaman işte şey oluyor. Dünyadan olduğumuz ortamdan kopuk, kendi içimizdeki kavanoz halindeki standart, ortamdan bağımsız olarak standart bir hale geliyor. Yani işte o zaman Evet. işte şey, yani korku da lazım, öfke de lazım, neşe de Tabii. lazım, mutluluk da lazım falan ama bunlar hayatla bağlantılı, onun içinde kendiliğinden doğal olarak gerçekleştiği zaman önemli ve değerli, bize fayda sağlıyorlar. Dediğiniz gibi çocukta ya da bir yetişkinde de olabilir. Gerçek hayattan kopuk yönde sadece olumlu ya da sadece olumsuz olduğu zaman o zaman işte hayattan kopuk bir şey olmuş oluyor. Evet ya, o zaman ürettiği düşünce de işlevini kaybediyor. Yani gerçek hayatın içerisinde bir işe yaramaz hale geliyor. O zaman da o başka duygusal sonuçlara sebep oluyor çocukta zaten. Bu dengeyi tutturabilmek lazım. Eğer çocukta böyle bir eğilim varsa bunun üzerine biraz çalışmak lazım. Onun için duyguların yönetimi düşünüş biçimini geliştirmek ve değiştirmek de önemli bir faktör. Bunun için ne yapılabilir? Bir kere hani hislere çok takılan. Hocam çok pardon, bunu Buyurun. gelecek oturumlar için not edelim bence. Yani çocuklarda duygu durumunun yönetimi nasıl olur, ne yapılabilir? Bu da düşüneceğimiz, konuşabileceğimiz konulardan bir tanesi. Şu Olur. anda düşünme üzerinde duruyoruz. Buradan tabii ki devam edelim. Sizin de anlatacağınız çok şey var. Daha fazla bölmeyelim ama Olur. bu duygu durumu konusunda yine daha geniş olarak ayrıca bir ele alırız. Olur, olur yapalım. Ama bu hani hislere çok kapılan ve düşünme şeklini biçimlendiremeyen çocuklar için bir iki tane önerim olsun burada. Sonra biraz daha detaylandıralım. Burada biraz daha çocukların üst bilişsel düşünme kabiliyetleri üzerinde çalışmak lazım. Bunlar ne olabilir? Mesela özgüven, öz saygı, öz yeterlik, bunları daha önceden konuşmuştuk. Bayağı da uzun yayınlar yapmıştık bunun üzerine. Çocuğun bunlar üzerindeki farkındalığını biraz arttırmak gerekiyor. Yani hani kendinin yönetimini kendine verebilmek için, kendini kontrol edebilmek için bu kavramların farkında olması lazım. Bunun için benim uyguladığım çocuklarda bir ve çok işe yaradığını gördüğüm bir yöntem var ki o da SWOT analizi. Çocuklar için aslında erken ama ben yani bu yaş çocukları için erken ama gerçekten çok güzel sonuçlar aldığımız şeyler oldu. Belki bunun için şey, o yayının içerisinde bunu biraz detaylandırabiliriz nasıl bir şey yapabileceklerini. Çünkü çocuklara indirgeyebileceğimiz çok güzel çeşitleri var bunun. Çocuklarda uygulamaları nasıl oluyor onları gösterebiliriz. Biraz hani çocukları o durumun içerisinden çıkıp gerçekle hislerini birleştirebilecekleri mantıklı bir çerçeve çizmeyi öğretmek lazım. Bir de şunu öneriyorum, altı şapkalı düşünme tekniği var. Bu tür çocuklara o bakış açılarını, farklı bakış açılarını göstermek yardımcı olacaktır.
hani bahsettiğiniz yayının içerisinde belki bunları biraz daha detaylandırabiliriz. Onun için sadece isim olarak geçelim isterseniz şimdi. Merak edenler olursa Edward de Bono, Altı Şapkalı Düşünce Tekniği kitabı da var zaten. Okey. Bu dipnotla evet, beraber konumuza dönelim. Evet. Bir de şöyle bir düşünmeyi etkileyen faktörlere devam ediyorum. Böyle bir başlık da önemli bir başlık bence ki o da işleve takılma. Yani bir nesneyi bildiği amacın dışında kullanamama. Bu da yani bir çay kaşığına sadece çay kaşığı olarak bakabilmek diye tanımlayabiliriz belki. Bu yani da tabii tamamen kutunun içinde düşünmek aslında. Evet. Farklı düşünce şekillerine gidememek. Gidememek, evet. Bir kere çocuklarda gelişmesini istediğimiz en önemli düşünce şekillerinden bir tanesi yaratıcı düşünme biliyorsunuz ki o yaşlarda çok müsaitler zaten üretmeye, keşfetmeye, dönüştürmeye ve nesneler arasında, olaylar arasında bağ kurmaya çok müsait oldukları bir yaş. Ama bazen bu yaşlarda da bu işlevi tamamlayamayanlar olabiliyor. O da hani çevresel şartlardan olabiliyor, hani yetiştirme biçiminden olabiliyor ya da çocukta bazı yönler eksik olabiliyor. Burada yaratıcılık eksikliğinden bahsedebiliriz aslında. Çocuğa bu şeyi biraz kazandırmak gerekir. Burada ne yapılabilir? Mesela aileler ne yapabilir ya da eğitmenler ne yapabilir? Biraz farklı bakış açıları kazandırmak konusunda yardımcı olabilirler çocuğa. Mesela çocuğa şöyle sorularla yaklaşabiliriz. Sence bu çay kaşığıyla ne yapabiliriz? Yani sadece çayı karıştırmak dışında neler yapabiliriz? Deneyebilirsiniz. Hadi şunu yapalım, bunu yapın. Ne bileyim, bir tenis topumu ağzına taşımak için yardımcı olabilir diyebilir. Çocuklar bunları çok bizden çok fazla üretebilirler. Ya da ben burada yetişkinlerde bir taktik kullanıyorum. Bayağı işe yarıyor. Acaba çocuklar için de uygun olabilir mi? Bir yandan yetişkinler için soru soran bir arkadaşımız da olmuş. Şunu yapıyorum, kısıtlı süre veriyorum ve sayılı bir şey hedef istiyorum. Mesela diyorum ki 10 dakikada bununla ilgili 12 tane işte şey alternatif bana ifade edin. Yani kısıtlı bir süre veriyorum ve yüksek sayıda da bir hedef veriyorum. Öyle olunca sanki şey oluyor böyle hani bir arabanın tekeri patinajda kalır ilerleyemez de böyle oradan kurtulunca bir ilerler ya. İnsanlar normal düşünce şekilleriyle bırakıldıkları zaman böyle şey oluyorlar. O kutunun dışında düşünemeyenler de onu gözlüyorum. Hani belli bir kalıba takılıyor. Düşündükçe o kalıbı daha derinleştirmeye yöneliyor. Evet. Halbuki süreyi kısıtlı verip bir de sayı olarak da yüksek bir hedef verince beyin bir şey oluyor böyle o takıldığı yerden çıkmış oluyor bir bakıma. Evet. Evet, biraz daha geniş şekilde farklı perspektifleri de görebilmeye başlıyor. Böyle biraz bu tür hedefler hani süreyi kısa tutmak, sayıyı fazla istemek falan yararlı olabilir mi çocuklarda da? Tabii yararlı olur ama çocuklarda şöyle bir endişe verici taraf olabilir. Çok telaş yapabilirler çocuklar. Bazen kilitleniyorlar bu tür durumlarda. Yani böyle bir sınav algısında dönüyor o içsel olarak. Dolayısıyla böyle bir şeye sebep olabilir ama tabii ki bir yöntem, etkili de bir yöntem. Sadece buna dönüşmesine engel olmak lazım. Başka neler yapılabilir? Mesela işte yine sorularla gelebilir. Bir tane kürdan verirsiniz eline. Bu kürdanla yapabileceğin 20 şeyi sayar mısın bana, yazar mısın diye zorlayacak kendini. Sizin az önce söylediğiniz aslında bir can havli. Yani hani onu yetiştirebilmek o can havliyle bir şekilde zihnin kapasitesini maksimuma çıkarmaya çalışıyor. Çocuklarda da bu işe yarayacak bir yöntem. Bir başka yöntem de buna şey deniyor, raksat düşünme şekli deniyor. Herhangi bir amaç olmadan bir ya da bağlantı olmadan bir konuyla ilgili serbest yazma, serbest çağrışım, beyin fırtınası yöntemiyle aklınıza gelen her şeyi yazmak. Bu çocuklarda en etkili yöntemlerden bir tanesi bu bana göre. Çünkü en kolay bunu yapıyorlar. Aralardan bağlantı verili bir konuyla ilgili aralardan bağlantıyı seçmekte zorlanıyorlar çocuklar. Çünkü şöyle kaygıları oluyor. Bu yazdığım saçma gelirse, bu söylediğim saçma gelirse gibi tedirginlikleri oluyor zihinlerinde. Ama hani saçma olmasını önemsemeden, doğru ya da yanlışlığını önemsemeden aklınıza gelen her şeyi yazın dediğinizde daha rahat ifade edebiliyorlar ya da daha rahat serbest bırakabiliyorlar kendilerini. Onun için çocuklarda serbest çağrışım iyi bir yöntem. Daha sonra bu yazdıklarından da ilgili olanları, birbiriyle bağlantılı olabilecekleri ve sonucu uygun olabilecekleri birleştirip
Oradan bir çıkarım yapma, bir çıkarıma dönüştürme. Kullanabilecekleri en rahat yöntemlerden bir tanesi. İşte ıraksak düşünmeden başlayıp yakınsak düşünmeye doğru çekmek lazım çocukları. Bu da onlar için Burada yararlı bir yöntem. Döbo'nun önerdiği bir yöntem var. Po yöntemi diye anlatıyor. Mesela iki tane kavram. Rastgele iki kavram. Po diyor. V gibi bir şey aslında. Mesela diyelim ki şemsiye ve koltuk. Oradan bir ilişki üretmeye çalışmak şeklinde. Yani rastsal olarak ortaya çıkmış olan iki şey arasında bir ilişki, bir bağlantı kurmaya çalışmak şeklinde. Belki bu da yine faydalı olabilecek bir yöntem. Tabii. Hatta belki bir başka yayında konuşabilme şansımız olur. Böyle küçük küçük baloncuklar ya da zincirler çizdirilip çocuğa bir tane şey verip, bir kelime ya da kavram verip onunla ilgili aklınıza gelen ilk şeyi yazın diye zinciri devam ettirip ondan sonra o bağı, alakasız kelimeler arasındaki bağı kurdurup belki bir metin yazdırmak ya da belki onun üzerinde bir sunum yaptırmak da etkili bir yöntem oluyor. Ama bunlar tabii başlangıçta olabilecek, yani hemen başlar başlamaz çocukların yapabileceği şeyler değil. Bunun için biraz zaman tanımak ve çocuğun bu çalışmaların içerisinde yoğrulmasını sağlamak lazım. Zamanla çocuklar bu becerileri geliştiriyorlar tabii. Tabii bir de keyfini kaçırmadan, hani böyle Tabii. keyif almasını sağlayarak, oyunlaştırarak falan. Evet. Zaten seviyorlar böyle şeyleri. Hani değişik geliyor, farklı geliyor ve onları düşünmeye sevk edecek şeylerden hoşlanıyorlar ama tabii bir gergin, stresli bir ortamda olmamaları gerekir bunları yapmak için. Rahat hissetmeleri lazım. Aynen bahsettiğiniz gibi bunları bir oyuna çevirmek lazım. En etkili yöntemler oyunla birlikte verilen yöntemler zaten. İyi, devam edelim mi? Bir Tabii ki, buyurun. Bir başka sınır olarak da ya da bir başka faktör olarak da zihinsel sınırlardan bahsedebiliriz. Bu da çok karşılaştığımız şeyler. Bunun çok farklı etkileri olabiliyor çocuklarda. Yani neden çocukta bir zihinsel sınır oluşur? Neler sebep olur bunları diye düşündüğümüzde çok fazla faktör giriyor işin içerisine. Bunu da şöyle düşünmek lazım. Bilinen yol ve yöntemlerin dışında düşünmeye alışık olmamak. Yani sadece belirli yol ve yöntemlerle düşünebilme ya da söylenenin arkasından söylenenin tekrar ederek düşünebilme. Özellikle akademik öğrenmeyle bunu birleştirdiğimiz zaman bir problemin çözümünü ezberleyerek yapma ile birleştirebiliriz mesela bu zihinsel sınırı. Sosyal hayata uyarlarsak bu zihinsel sınırları orada da şöyle örneklendirilebilir. Belki özgüven ve cesaret eksikliğinden kaynaklanan kendini ortaya koyamama, kendi düşüncelerini ortaya koyamama biçimi olabilir. Çocuklarda bu genellikle hani kabul görmedikleri durumlarda ya da dışarıdan kendileriyle ilgili yorumları çok fazla önemsedikleri durumlarda oluyor. Çok övülen ya da çok yerilen çocuklar bu tür düşüncelere kapılabiliyorlar, bu tür sınırlara kapılabiliyorlar. Hata yapmaktan korkuyorsa, eğer başarısızlık kaygısı varsa o sınırların dışında hiç hareket etmeyip riske girmekten çekiniyor. Bu tür çocuklar genellikle. Özellikle ilköğretim ve lise çağında da çok karşılaştığımız bir problem çocuklarda. Biraz da bizler yapıyoruz. Anne babalar, öğretmenler, eğitim sistemi bunu biraz iyi bir şey yapalım derken beklentileri yükselterek de bu sınırları çocuklara istemeden ya da farkında olmadan veriyoruz bana göre. Bunun için çok de öldüğümüz zaman da o zaman yine kendi aşma ihtiyacını yok ederek yapmış oluyoruz herhalde, değil mi? Yani çok yerdiğimiz zaman, çok kısıtladığımız zaman zarar verdiğimiz gibi, çok översek de bu sefer o mevcutu doğru kabul etme, kendisini her yönden iyi görme ve yine aşamama durumuyla karşı karşıya kalıyor. Öyle de olabilir, şöyle de olabilir. Bu sefer çok övdüğünüz zaman da o övgüyü kaybetme korkusu oluyor. Ya yapamazsam, ya bu algı değişirse, hani bir şeyde başarısız oldum da ya bu algı değişirse ve beni artık başarısız olarak ya da işte artık hani o yeterli yetkinlikte görmezlerse kaygısı olabiliyor çocukta. Bu da sınırlıyor onu. Ki bu genellikle mükemmeliyetçi ailelerde ya da mükemmeliyetçi çocuklarda oluyor ve bu bir süre sonra gerçekten çocuklara zarar veriyor. Hem psikolojik olarak zarar veriyor, hem de çocuk kendi potansiyelini ortaya koymaktan çok imtina ediyor. Ve yavaş yavaş o artık atalete doğru evriliyor. Mükemmeliyetçilikten atalete doğru dönmeye başlıyor. Sonra işte isteksiz çocuklar oluyor. Hiçbir şey yapmak istemiyor hocamlara geliyor konu. Genellikle bu öyküler oluyor geçmişinde. Ya da farklı öyküler olabiliyor ama hani övgüden
atalete evrilen çok çocukla karşılaşıyoruz. Bu aslında iyi bir şey diye düşünüyor aile. Ama çocuk o kendi içinde öyle yaşamıyor maalesef. Bu tür durumlarda da işte analitik ve hipotetik düşünebilme şeyleri, yöntemleri lazım çocuklara. Onlar biraz hani işlevselliğini kazandıracak gibi bu çocuklara. Orada da ne yapılabilir? Bir kere analitik düşünmeden kastımız ne? Çünkü her düşünme biçimi aslında birbirinin içerisinde gibi ve birbirinin içerisine giriyor gibi. Biraz bunları açmak lazım. Hani analitik düşünmekten neyi kastediyoruz? Bir konuya tümden gelince bir bakış açısıyla bakarak onları ilgili alt dallarını ayırabilmek demek. Ve o alt dalları da detaylandırabilmek demek. Bunun için önerebileceğim en bana göre etkili yöntem zihin haritalarıyla düşündürebilmek çocuğu. Yani zihin haritalarıyla düşünmeyi öğretebilmek çocuğa. Çünkü bir konunun genel yapısını ve ona ait alt dallarını, alt dalların birbiriyle bağlantısını gösterebileceğiniz çok etkili yollardan bir tanesi. Geneli görürsünüz, genelin bağını görürsünüz, oradan bir dalı çekersiniz, o dalı büyütürsünüz, onunla ilgili olan diğer dallarla ilişkisini belirleyebilirsiniz, birbiriyle bağlayabilirsiniz. Bunu çok tavsiye ediyorum eğitmenlere, ailelere, çocuklara. Çok da basit bir yöntem zaten, bilenler vardır. Bilmeyenler de belki internetten araştırarak öğrenebilirler. Parça bütün ilişkisini çocuğun öğrenebilmesi lazım. Yani neyi genelliyor, neyi sınırlıyor ve sınırladığı şeyi neyle bağlıyor? Bunların arasındaki ilişkiyi çözebilmesi için işte bu analitik düşünme kabiliyetini kazandırmak lazım. O parça bütün arasındaki bağı gördükçe sınırları yavaş yavaş genişletebilmeye, esnetebilmeye, hatta belki eritebilmeye başlayacak çocuk. O kendi içerisindeki o değerlendirme kriterlerini de sorgulamaya başlayacak. O açıdan bu önemli. Bunu yapamadığı zaman yetişkinlikte mesela şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. İşte uzun vadeli hedefleri olan bir takım insanlar bu hedeflere nasıl gideceklerini bir türlü çözümleyemiyorlar. Yani çünkü evet, o uzun vadeli hedef kendi başına bir bütün olarak orada duruyor. Bunun parçaları nelerdir? Ben buraya doğru nasıl giderim? Hangi adımları daha kolaydır? Hangi adımları bana sonraki adımları keşfetmeye imkan tanır falan? Bununla ilgili bu çözümlemeyi yapamıyor durumda olduğu için öyle kalıyor. Böyle insanlarla ne yazık ki çokça karşılaşıyoruz. Evet, yani bunlar hep avantaj aslında. Küçükten, çocukluktan bu yeteneklerimizi, bu becerilerimizi, düşünüş biçimlerimizi genişletmek, geliştirmek gerçekten yetişkinlik hayatımız için büyük bir avantaj sağlıyor. Aslında burada konuştuğumuz her şey, çocuklar üzerinden konuştuğumuz her şey hepimizin yetişkinlik hayatında da ihtiyacı olan ve günlük yaşamımızda karşılaştığımız şeyler. Sadece çocuğu konuşmuyoruz aslında bakarsanız. İnsanı konuşmuş oluyoruz ama önerileri biraz çocuğun üzerinden yürütüyoruz ya da işte akademik yaşamla da bağlıyoruz diye düşünebiliriz. Burada hocam, başka bu zihin... Son 10 dakikamız hani tamam. Zaman daralıyor, onu da aktarayım. Tamam, ben kronometreyi çalıştırmaya başladım. Bununla ilgili bir başka önerim şu olabilir. Problem çözme önemli bir basamak. Özellikle çocuğun o zihindeki bariyerlerini kaldırabilmek, esnetebilmek için problem çözme süreçlerine çocuğun dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı ailelerde çocuklar çok günlük hayattan uzak, çok kendi hayatlarındalar ve ailenin hiçbir süreciyle ilgili değiller. Bu kadar ayrı olmamak gerektiğini düşünüyorum. Çocuğa ilgilenebileceği, onu ilgilendireceği ölçüde aile yaşantısına dahil etmek ve günlük problemlerin aşılabilmesi, çözülebilmesi için çözüm üretmenin bir parçası haline getirmek gerekir. Yani ondan öneri alabilirsiniz mesela. Şöyle bir sorunumuz var, sence ne yapabiliriz gibi. Ya da kendi problemlerinin çözümünde önce kendisinin çözüm üretmesi için fırsat vermek, onun yerine bir çözümde bulunmamak, çözüm önerisinde bulunmamak gerekir. Önce çocuğun bu zihinsel bariyerlerini esnetebilmesi ve hani alt üst ederek düşünebilmesi için, kendi zihnini alt üst ederek düşünebilmesi için ona fırsat tanımak lazım. Bunun yanında matematik problemleri çözmek de bence çok işe yarar bir şey. Düşünme basamaklarını adım adım, işte verilenler, istenenler vardı eskiden biliyorsunuz. Elimde ne var, ne isteniyor ve nasıl bir çözüme ulaştıracağım? Aslında bu çok iyi ve etkili bir çözüm, problem çözme biçimi, yani analitik düşünme biçimi. Biraz problem çözme konusunda farklı bakmak lazım ama bu da matematiksel problem çözme de analitik düşünme becerisini geliştirmek için gerçekten
etkili bir şey diye düşünüyorum. Problemi sevdirmek lazım. Yani problem çözmeyi çocuğa sevdirmek lazım. Bir hobi uğraşı alanı haline getirebilmek lazım. Bir de hipotetik düşünmeden bahsetmiştim. Onda da çok kısa şekilde şöyle düşünebilir aileler. Eğer olursa soruları. Eğer böyle olursa ne yapabiliriz? Yani hani şuna götürmek lazım. En kötü ne olur? Hani biz durumun içinden çıkamadığımızda söyleriz. En kötü ne olur ya deriz. Bu düşünme şeklinde biraz yaklaştırmak lazım. Eğer olursalarla düşündürüp o hani kafamızda kurduğumuz varsayımlardan ibaret olan durumları değerlendirmesi için fırsat tanımak lazım. Burada kaçınmamız gereken bir şey var. Özellikle zihinsel sınırları aşabilmek için, genişletebilmek için güdümlü düşünmeden çocuğu uzak tutmamız gerekiyor. Bundan kastım şu, her zaman ve her koşulda son sözü söyleyen kişinin öğretmen ya da aile olmasını engellemek lazım. Çünkü bu sınırları veren aslında genelde biz oluyoruz çocuklara. Bunun bir disiplin anlayışından bahsetmiyorum. Çocuğa kazandırmamız gereken bir disiplin silsilesi olması gerektiğine inanıyorum. Ama burada anlatmaya çalıştığım her zaman son noktayı koyan kişinin belli olması ailede ya da şeyde eğitim ortamlarında. Yani çocuk burada otomatik olarak neyi kabul edecek? Ben pasif dinleyiciyim ve bir otoritenin peşinden gitmek zorundayım. O otorite ne diyorsa ben de onu yapacağım ve ona göre düşüneceğim. Onun verdiği çizgilerde, sınırlarla düşüneceğim. Bu o zaman o zihinsel sınırları oluşturmak için bizim için harika bir yöntem. Böyle yaptığınızda çocuğun zihninin sınırlarını zaten siz çizmiş oluyorsunuz. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl yapalım şeklinde yaklaşmak her zaman daha pozitif bir iletişim şekli. Verilen Yine karara belki katılmasını sağlamak, değil mi? Yani hani o evet. kararı birisi önerse bile, önermiş olsa bile kendisinin de bunu düşünüp kabul etmiş olması. Yani Evet. öğretmen dedi diye, aile dedi diye değil de öğretmen demiş olabilir, aile demiş olabilir, kendisi çıkarmış olabilir. Ama bir başkası dediyse bile mantıksal sınırlar içerisinde kendisinin kabul ettiği bir çözüm olduğu için onu yapması. İşte yoksa bunu Evet. yapmazsak zaten yine işte kendini birilerine köle yapacak kişiler yetiştiriyoruz anlamına geliyor bu durumda. İlla ki bağlanacak birileri arayan, bağımsız birey olamayan bir insan ortaya çıkmış oluyor bunun sonucunda. Evet, yani pasifleştirmemek lazım çocuğu. Onun da hayata katıldığını hissettirmek lazım. Fikirlerinin değer gördüğünü, onaylandığını. O zaman hani onaylanmamış fikirler çocukta ya zihninde eriyip gidiyor ya da sınır olarak kalıyor. Onu hissettirmemek, çocuğa yaşatmamak lazım. Çünkü bizim burada amacımız kendimizi haklı çıkarmak değil. Burada bizim amacımız çocuğumuzun düşünme konusunda gelişimine, kendi kişisel gelişimine katkı sağlamak. Onun için her yolu çocuğumuza fayda sağlayacak şekilde dönüştürmenin imkanını aramak lazım. Yani anne ve babaya düşen ya da eğitimcilere düşen temel görevler bunlar olmalı diye düşünüyorum. Son olarak şöyle toparlayacak olursam, bizim çocukların düşünme kabiliyetlerini geliştirmekteki ihtiyacımız olan en önemli kaynak çocuğun zihinsel esnekliği olmalı. Yani hep aslında her konuşmamızda ufak ufak dokunduğumuz bir nokta bu. Ve 21. yüzyıl becerilerinin içerisinde başı çeken noktalardan bir tanesi bence. Zihinsel olarak esnek olan çocukları nasıl, yani çocukların zihinsel olarak esnemesini, daha geniş düşünebilmesini, duruma göre adapte olabilmesini, işte son zamanlarda en çok kullanılan kavramlardan bir tanesi olan rezilyant çocuk yetiştirebilmeyi sağlamayı, işte böyle düşünme basamaklarını genişleterek sağlayabiliriz ancak. Çocuğun kendi kendine düşünmesine fırsat vererek, kendi gelişim sürecini takip edebilmesi için ona imkan tanıyarak yapabiliriz. Son olarak şöyle özetlemek isterim. Bir kere çocuğumuz için ön plana çıkaracağımız düşünceler ya da kıymetler şunlar olmalı. Düşünce zenginliğinin kıymetini anlatmalıyız. Yani geniş düşünmenin, farklı bakış açılarının hayatımıza değer kattığını, tek bir yoldan gitmenin bize bir şey kazandırmayacağını, önemli olan düşüncenin doğruluğu, yanlışlığı değil, düşüncenin aslında bir yolda olma biçimi olduğunu anlatmak lazım ki düşünme konusunda rahatlatalım
çocuklarımızı. Ne kadar geniş bakabilirse bu mevzuya o kadar üretken olabilecektir, o kadar kendini rahat ortaya koyabilecektir ve kendi fikirlerini o kadar rahat ifade edebilecektir, anlatabilecektir. Bizdeki temel sıkıntılardan bir tanesi şu oluyor. Biz genelde hep doğru düşünceyi arıyoruz. Çocuklarımızı bu konuda birazcık esnetebilme payı bırakmamız lazım. Yani her adımda doğruluğun aranmayacağını, her zaman doğruyu seçmeleri gereken durumlar olacaktır elbette. Ama düşünmenin her zaman doğru adımları içermesi gerekmediğini, her zaman kategori, sınıflandırma, etiketleme gibi bir şeye ihtiyaç olmadığını, duruma ihtiyaç olmadığını, düşünmenin çok olasılıklı ve sonsuz bir süreç olduğunu, olayların sürekli birbiri ardına ve birbiriyle bağlantılı olarak ya da fikirlerin birbiri ardına ve birbiriyle bağlantılı olarak sonsuzluk içerisinde sürdüğünü, döndüğünü göstermek lazım Bir de çocuklara. yaşamımızda da zaten doğruların yeniden tanımlanıyor olduğu bir dönemdeyiz Evet, özellikle. evet. Geçmişin doğrusu olduğunu düşündüğümüz şeylerin pek çoğu günümüzde yaşadığımız problemlerin sebepleri aslında. O yüzden de hani doğru düşünce şudur diye çok aşırı takılmadan biraz kalıp dışında düşünebilmek tabii çok önemli. Evet, aynen öyle. Onun için bu bahsettiğim yöntemler çocuklarımızın düşünce zenginliğini geliştirebilmek, düşünme yollarını çeşitlendirebilmek, düşünmeye korkmadan yaklaşmalarını sağlayabilmek açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Umuyorum anlattıklarımız birilerine dokunur, bir faydası olur. Umuyorum bir yerlerde yankı buluyordur. İnşallah. Süremizin de sonuna geldik. Kayıtla Evet. ilgili talep eden bir arkadaşımız oldu. Programlarımızı kaydediyoruz arkadaşlar. Eskiden hikayede 24 saat kalıyordu. Artık Instagram'ın yeni düzenlenmesiyle IGTV videolarında Açık Beyin'in hesabında izleyebilir dileyenler. Ayrıca hocam siz de zannediyorum yayınlıyorsunuz kendi hesabınızda. Önceki videolara Ben erişmek isteyen evet olursa. zaman zaman yayınlıyorum ya da Açık Beyin'den repost ediyorum. Bazen dosya şey olduğu için büyük yayın olduğu için repost edilemeyebiliyor. Ama zaman zaman alternatif eğitimci hesabım var. Orada da burada bahsettiğim dokümanları paylaşıyorum. Ya da konuştuğumuz konularla ilgili ek materyaller varsa onları paylaşıyorum. Dileyenler, arzu edenler oradan indirebilirler. Kullanabilirler. Kamuya açık paylaşımlar. Çok teşekkürler hocam. Ben Katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki çok oturumumuza tekrar görüşmek üzere. İyi görüşmek günler. üzere. Selamlar herkese. İyi akşamlar.